açıldı. Ancak Amerikan Savcılığı Fakültesi'ne 25 milyon dolarlık bir kazanımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında iddianamesini tamamladı. Davada Şevket, İş nasıl gidiyor? Hiç anlatmıyorsun. Anlatacak bir şey yok baba. Banka işte. Rutin işlemler. Şevket. Askerden döner dönmez çalışmak zorunda kalmasaydın ne yapmak isterdin? İşe mecburiyetten girmedim ki. Ama hayalindeki iş bu değildi. İş iştir baba. Hadi hadi. Biliyorum. Mutlu değilsin orada. Senin kafanda başka şeyler vardı. Söyle canım, ne olacak, konuşuyoruz şurada. Ben aslında yüksek lisans yapmak isterdim. Sonra doktora. Akademik kariyer yani. Ama senin sandığın gibi mutsuz değilim. Bu işi de seviyorum. İleride vaktim olursa LES sınavına da girerim. Yine okurum, belli mi olur? İnşallah. Ben de hayırlısıyla açayım şu dükkanı. Senin yükünü hafifleteyim de. Lütfen baba, yük ne demek? Alo? Bir dakika. Affedersin baba. Ben bir çaya bakayım. Nerede olacağım? Ferhun da evdeyim. Rahat konuşalım diye bahçeye çıktım. Niye, onların yanında konuşamıyor musun? Yani... Ne demek yani? Benden bahsetmedin mi? Hayır, daha söyleyemedim. Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Ya da düşünüyor musun? Bu öyle pat diye söylenebilecek bir şey değil Ferhunda. Yoksa korkuyor musun? Hayır canım. Uygun bir zamanı bekliyorum. Tabii. Senin zamanın bol. Kendi evinde ailenle birliktesin. Benim gibi elin evinde sığıntı değilsin. O ne biçim laf? Yük oluyorum kıza. İsmet eşyalarımı göndermiş bugün. Koyacak yer yok. Tıkış tıkış üst üste. Daha ne kadar kalabilirim ki burada? Bu durum benim de hoşuma gitmiyor ama. Aması maması yok Şevket. Ben senin için, aşkımız için neleri göze aldım? Yuvamı yıktım, dayak yedim, hırpalandım. Sen ne yaptın? Hiç. Ailene söyleyemedim bile. Ya söyleyeceğim dedim sana. Bırak Allah aşkına, o cesaret yok sende. Ferhan de lütfen. Bak Şevket, eğer pişman olduysan açık açık söyle. Ya hayır, pişman değilim. Kesinlikle. Sen de bana sırt çevireceksen, bu halde bırakıp gideceksen git. Hayır diyorum Ferhunde. Bırakmayacağım seni. O zaman oyalama. Hemen harekete geç. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ben başımın çaresine bakarım. Ferhunde? Alo? Fikret bir şeyler söyledi. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın Şevket? Sevdim anne. Oğlum, koskoca İstanbul'da kız mı kalmadı? Gidip evli barklı bir kadını sevdin. Allah korusun, başın derde girer. Okumuyor musun gazetelerde? Töre yüzünden, namus yüzünden ne cinayetler işleniyor. Hiç mi düşünmezsin tehlikeli diye? Hem hiç yakışıyor mu sana başkasının karısıyla? Tamam anne ya. Otur. Lafım bitmedi daha. Dinle beni. Bak kendine gel. Sonu kötü. Bitir şu işi. Sil at kafandan oğlum. Anne, seviyorum diyorum, anlasana. O da beni seviyor. Nasıl bir kadınmış bu böyle? Evliyken... Başkasını seviyor ha? Bak ona laf söyleme. Lütfen. Seni kırmak istemiyorum. Ama Ferhunda hakkında konuşurken kelimelerine dikkat et. Elin kızı bu kadar kıymetli demek. O elin kızı senin gelinin olacak anne. Allah yazdıysa bozsun. Yakında boşanacak ve evleneceğiz. Şevket, yavrum ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bir hevestir gelir geçer. Evlenmek de neyin nesi? Heves falan değil. Aşığım ben. Çok seviyorum onu. Kararım kesin. Evleneceğim.
Sen benim yüreğime mi indireceksin çocuk? Ya baban? Ölür adam kahrından. Dünyada kabul etmez. Sen onu razı edersin. Yo, ben yokum bu işte. Anne ne olur. Bak, bu kardeşlerinin zıpırlıklarını örtmeye benzemez. Ben giremem araya oğlum. Zaten olacağı da yok. Boşu boşuna kötü etme beni babanla. Olacak anne. Bu iş olacak. Vah başımıza gelenler. Ay hücceten gidecek adam. Konuş onunla, söyle ne olur. Oğlum, bu nasıl iş? Nasıl bu kadar karardı gözün çocuğu? Anne, o aşkımız için her şeyi göze aldı. Dayak yedi, evden kovuldu, perişan oldu. Sana yakışıyorum dedin ya hani. Asıl onu bu durumda bırakmak yakışmaz bana. Sözümü tutacağım anne. Bunu böyle söyleyeceksin babama, tamam mı? Tamam mı? Hava serin. Kapatayım mı? Yok, kalsın. Üşürsün ama. Üstüne bir şey vereyim mi? İyi böyle. Rahat mısın öyle? Arkana bir yastık vereyim mi? Ne var Hayriye? Nasıl ne var? Bana bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Böyle alaka göstermen pek hayra alamet değildir, bilirim. Aşk olsun. Şevket. Ne olmuş Şevket'e? Evlenmek istiyor. Ne? Duydun işte. Evlenmek istiyor. Birini seviyormuş. Vay kerata. Demek onun için dalıp dalıp gidiyordu ha? Ya. Hay Allah. Ya biraz erken ama. Hani şöyle biraz toparlasaydı kendini. Bizim de elimiz rahatlasaydı. Neyse. Kısmet. Kısmet. Gelin amca da kimmiş? Bankada çalışıyormuş o da. Ha, meslek sahibi demek ki. Güzel, güzel, güzel. Ama bir mesele var. Mesele ne? Ha, konuşsana Hayriye. Ama önce sakin olacağına söz ver. Söyle ya, çatlatma insanı. Kadın evliymiş. Ne? Bunlar sevmişler birbirlerini. Gezmişler, tozmuşlar, iş ilerlemiş. Kocası öğrenmiş sonra. Kadını dövmüş, sövmüş, atmış sokağa. Biz de bu kadını evimize gelin diye alacağız ha? Neler söylüyorsun sen Hayriye? Sus, gözünü seveyim, bağırma. Şevket, benim oğlum bana bunu yapacaktı ha? Buna razı olacağımı düşünüyor ha? Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe razı olacağımı düşünüyor ha? Delirdi mi bu? Aklını mı oynattı? Bağırma, sevmiş çocuk. Söyle ona izin vermem. Hayatta izin vermem. Korkutma beni Ali Rıza Bey. Hiç mi utanma, sıkılma kalmadı? Ha? Bunu bana nasıl teklif eder? Biliyordum ben başıma geleceğim. Bak, söyle ona bir daha bunun lafını etmesin. Etmesin. Sen de etme. Ali Rıza Bey. Eğer beni çiğner, İlla da evleneceğim derse reddederim onu.
ölmüş sayarım. Anladın mı? Ölmüş sayarım. Sabrımı taşıracaklar sonunda. Tepemi iyice attıracaklar.